Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok düzgün duran, hem çok kolay, hem de bütün yazmalara yakışan bir iğne oyası modelinin yapımını paylaşacağım. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma ilk defa bu videoyla ziyaret ediyorsanız, geliyorsanız da ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Destek olan, kanalımı ziyaret eden, yorum yapan, beğeni bırakan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Evet, ayarım ben bu şekilde ayarladım. Sizler yazmanıza göre, tülbentinize göre, yazma renginize göre ip rengini ayarlayabilirsiniz. Ben bu iki rengi kullanacağım. Şöyle bir de kurdele hazırladım. Kurdeleme, zürafamı her zamanki gibi çektim, hazırladım. Sizler de yapacağınız zemine bu şekilde zürafanızı yapıp hazırlayın. O zaman yeşil ipimi iğneme takayım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapımına başlayalım. Evet, modelimizi birkaç tane zürafa çektim. Hemen bir adet zürafamızı daha yapıyorum. Bu şekilde yapmış olduğum zürafamıza geriye dönüyorum. Ve aynı zürafanın içerisine 4 adet pırpır yapıyoruz. Pırpırlarımızın boyutunun aynı boyda olmasına özen gösterin. Şöyle bir boy pırpır benim için yeterli olacaktır. İkinci pırpırımı yaptım. Hemen üçüncü pırpırımı yaptım ve dördüncü pırpırımı aynı zürafamızın içerisine yaptım. Şimdi yandaki zürafaya geçiş yapıyorum. Arada 3 adet zürafamızı bırakacağız. Hemen ikinci zürafamı yaptım. Üçüncü zürafamızı yapıyorum. Evet, 3 zürafamızı bu şekilde yaptık. Şimdi son yapmış olduğumuz zürafamıza bu şekilde geriye dönüyoruz. Geriye dönerken şöyle sol tarafa doğru ipimi alıp o şekilde düğümümü attım. Şimdi buradaki yapmış olduğum pırpırın son yaptığım pırpıra ipimizi atacağız. Yani bir üst kata çıkmış olduk. Evet, şimdi bu pırpırımızın içerisine 4 adet pırpırımızı yapıyoruz. Gene aynı boylarda 4 adet pırpır yapacağız. Hemen ikinci pırpırımı yapıyorum. Üçüncü pırpırımı bu şekilde yaptım ve dördüncü pırpırımı yaptım. Şimdi dört pırpırdan sonra aşağıdaki zürafamıza iniş yapıyoruz. İnerken de aynı pırpır görüntümüzü yaptık. Ve bir pırpırımızı burada yapmış olduk. Kalan 3 pırpırımızı da buradaki zürafamıza yapıyoruz. Hemen ikinci pırpırım. Üçüncü pırpırımızı bu şekilde yapıyorum.
Ve dördüncü pırpırımızı yaptık. Şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi yandaki zürafalarla devam ediyorum. Tam 6 adet zürafamıza tekrardan zürafa yapıyoruz. İkinci zürafam. Üçüncü. Dördüncü zürafamız. Beşinci. Ve de altıncı zürafamızı yaptık. Şimdi 5 adet zürafa arada kalacak. Hemen son yapmış olduğumuz zürafamızın üzerine geri çıkıyoruz. Ve 4 adet pırpırımızı tekrardan yapıyoruz. Birinci pırpırım. Hemen ikinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımızı yapıyoruz. Ve dördüncü pırpırımı bu şekilde yapıyorum. Evet. Şimdi yandaki zürafalara geçiş yapacağız. Birinci, ikinci zürafamız ve üçüncü zürafamıza tekrardan zürafa yaptık. Hemen son yapmış olduğum zürafamıza geri dönüyorum. Şöyle geri dönerken sol tarafa doğru iyice yaklaştırıyorum. Hemen son yapmış olduğum pırpırımızın içerisine bu şekilde giriş yaptık ve aynı yerin içerisine 4 adet pırpırımızı yapıyoruz. Birinci pırpırımı yaptım. Hemen ikinci pırpırımızı yaptım. Üçüncü pırpırımı yaptım ve de dördüncü pırpırımı da aynı yere yaptım. Şimdi bir alttaki zürafamıza iniş yapıyoruz. Dediğim gibi inerken bir pırpır görüntüsünde inin. Birinci pırpırımızı yapmış olduk. Hemen 3 pırpır daha yapıyorum. İkinci, üçüncü ve de dördüncü pırpırımı yaptım. Yani 4 pırpır görüntüsü oluştu. Evet, alt zeminimiz bu şekilde devam edecek. İpim bitene kadar yapacağım. Sizler de yapın. Daha sonra sarı ipimizi iğnemize takıp gelelim. Evet, ben ipim bitene kadar bu şekilde altımızı, yeşilimizi yaptım. Şimdi sarı ipimi iğneme taktım. Şöyle yapmış olduğumuz yeşili tutuyoruz. Bir, iki zürafa bırakıp ortada, yani iki buradan, iki buradan bırakmış olduk. Tam ortadaki zürafamıza ipimizi sabitleyelim. Bu şekilde. İpimizi güzelce sabitledik.
Şimdi bir önceki yapmış olduğumuz yeşildeki pırpırımıza ipimizi bu şekilde atalım. Ve bir üst kattaki pırpırımızın sonundaki pırpıra ipimizi tekrardan atalım. Yani gördüğünüz gibi iki basamak çıkmış olduk. Şimdi yapmış olduğumuz buradaki pırpırımıza çıktık. Buraya 4 adet pırpır yapacağız. Hemen birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı aynı boyutlarda yapıyorum. Üçüncü pırpırımı yaptım ve de dördüncü pırpırımı yaptım. Evet, bu şekilde pırpırımızı yaptık. Şimdi hemen bir alttaki pırpırımızın içerisine iniyoruz. Buradaki iniş yerimizi aynı bir pırpır görüntüsü yapıyoruz. Ve buranın içerisine de 3 adet pırpırımızı yapıyoruz. Yani burada da 4 pırpır görüntüsü olacak ama birinde indiğimiz için geriye kalıyor. 3. 3 pırpırımızı da buraya aynı boyutlarda yapıyoruz. Evet. Bu şekilde ayarladık ve de çektik. Şimdi başladığımız zürafaya iniyoruz. Gene aynı bir pırpır görüntüsü bıraktık burada. 3 pırpırımızı da buraya aynı şekilde yapıyoruz. Yani bu da aslında 4 pırpır gibi görünecek ama birine indiğimiz için 3 pırpırımızı yapıyoruz. Evet. Üçüncü pırpırımı da aynı boyutlarda yaptım. Şimdi burada bir makas yardımıyla ipimi keseceğim. Evet, makasla dibinden ipimi kestim. Görüntümüz bu şekilde oldu. Şimdi aynı şekilde yandaki zürafa, yandaki motifimi de yapayım arkadaşlar birlikte. Son yapmış olduğumuz şu yeşil pırpıra ipimizi çıkartalım. Ve bir üstteki yeşil pırpırımızın sonundakine tekrardan ipimizi bu şekilde çıkarttık. Yani iki basamak çıkmış olduk. Şimdi pırpırımızın içerisine 4 adet tekrardan aynı boyutlarda pırpırımızı yapalım. Modelimiz inanın arkadaşlar çok düzgün duruyor. Her yazmaya, ister sade, ister çiçekli yazmaya da yakışan muhteşem bir model bu. Bunun mevcut örtülerini de yapabilirsiniz. Biraz daha büyütüp rengarenk de yapabilirsiniz. Hani ben tek renk kullandım. Sizler birkaç rengi kullanabilirsiniz. Yani buradaki birini sarı bıraktım, birini kırmızı, birini mavi. O şekilde de ilerleyebilirsiniz. Sade seven hanımlar sade benim gibi bu şekilde sade de bırakabilir. Çok amaçlı bir model. Şunları yaparken arkadaşlar boncuk uçlarına boncuk da koyabilirsiniz. Boncuklu bir modele de döndürebilirsiniz. Dediğim gibi çok amaçlı, çok güzel bir model. Havlu kenarlarınıza, küçük mutfak havlularınıza yapabilirsiniz. Hem de çok düzgün duran, ütüsü kolay.
Bu tür modelleri zaten bir kere ütülediğinizde eskiyene kadar ütüsü bozulmadan kullanabiliyorsunuz. Önemli olan ilk ütüsü. Evet, 4 pırpırım burada oluştu. Şimdi zemine iniyorum. Buraya da kalan 3 pırpırımı yapıyorum. Hemen ikinci üçüncü pırpırımı yaptım ve burada bir makas yardımıyla artık ipimi kestim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben diğer yeşillerimi de sarımı yapayım. Daha şöyle çoklu halini bir göstermiş olayım. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet, ben bu şekilde diğer sarı renklerimi de yaptım. Çok da güzel durdu. Sıralı harika bir model oldu. Şöyle arkası, önü arkadaşlar. Dediğim gibi her yazmaya uyabilecek, düzgün duran çok güzel bir model haline geldi. Evet, bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. Beni buraya kadar izleyen, dinleyen tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Modelimi beğendiyseniz küçük bir yorum, bir de beğeninizi koyarsanız çok çok sevinirim. Kanalımı da ilk defa bu videoyla ziyaret ediyorsanız kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.